Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. İnanın Allah biliyor ya, Allah şey yalan söylenmez. Sizin için geliyor. Vallahi. Bunlar çarşamba dersi de var. Gitmiyor. Ne işi var? Onun ihtiyaçları varsa gelsinler. Ama benim buraya size gelmem benim ihtiyacım var. Anladınız mı? Benim için değerlisiniz yani, inan. Bugün fırtınada dedim ki ben bunlara ne olursa olsun gideceğim. Siz de büyüdüğünüz zaman öyle yapacaksınız. Vazifem olup da derse gitmediğim akşam vazifemse, inanın gençler öğrenin diye söylüyorum, mazerete sığınmadım hiç. Ya bugün yorgunum, bugün hastayım, bugün fırtına var, bugün gitmesem biraz Çanakçı uzak. Yani sırf Çanakçı için değil. Vazifemse, yani başka birisi de yoksa, kesinlikle mazerete sığınmadım. Ömrüm sizin alakası yok. İnşallah Cenab-ı Hak o için merhamet eder. Mazereti hiç sığınmadım, hiç. Yani mazereti sığınıp da bir derse gitmemezlik yaptığımı hatırlamıyorum. 30 sene ya. Bir örnek vereceğim, mevzuma geçeceğim. Rize'deyiz, nöbetteyim. Kaptanpaşa'ya derse gidilecek. Çayeli merkezde yarım metre kar var, merkez. Biliyorsun dağlar böyle. Bana dedi ki, Hasan kardeş dedi, beni götürecek arabanın sahibi. Gideceğimiz köyde, nahiye yani. Köyde değil, nahiye. 1,5 metre kar var. Yollar tamamen kapalı. Yolun yarısına kadar açık çünkü orada maden var. Maden ocağı. Kendisini açmış, buraya kadar geldi, madene giriyor. Bu köy yolunda 1,5 metre var. Ne dedim biliyor musun? Arabayı çalıştır, gidiyoruz. Anadolu kamyonu. La 1,5 metre kar var ve hiçbir yol açılmamış. Dozer de açmamış. Sen karışma. Git arabayı çalıştır, bekle beni. Ondan sonra çantayı aldım derse. İndim. Sinirliyor ha o da. 1,5 metre karda bu Anadolu mu gidecek? Tam bir deli demek ya. Kesinlikle. Yalan söylemiyor. Allah şahit. Yalana şahit olursa kafir olurum. Allah'a yalana şahit edilmez. Dedim git arabayı çalıştır bekle. Ve benden 5 yaş büyük. Bir örnek olsun bak. Ben küçüğünüz 11 yaşında mı? 11 değil mi? Örnek olsun diye söylüyorum size. Teşvik olsun diye söylüyorum. Yoksa sizden bir alkış beklemiyorum. Böyle bir şeyim yok. O da indim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hiç ses atmıyor. Lan şimdi burası nahiye, biz buradayız. Yolun üçte birinde maden var. Maden ocağı kendisine açmış oldu. Dozerlerle. Bundan sonra nasıl olacak? Şehirden buraya kadar tamam açtı. Şimdi merak ediyor. Bu Hasan kardeş, Hasan Hoca uçacak mı yani arabayla? Hadi uçacaksa ben uçacak değilim. Diyordur herhalde. Bu nasıl geçecek burada? Diyor ki açılmamış. 1,5 metre sen karışma. Git arabayı çalıştır. Arabaya bindik. Hadi sür. Gittik. Yol ayrımı maden bu tarafa. Yol böyle de. Maden kendisine kadar açtı. Ama o saate kadar ses yok. Hiç ses yok. Bıçak kesmiyor ağzını. Geldi. Yol bitti. Bana bakıyor şoför ya. Ne yapacaksın ya? Git tamponu daya kara. Peki. Taktı vitesi. Git de. Tamam. İndim arabadan. Ya Rabbi. Peygamberlerin en büyük vazifesi olan tebliğ. Bu tebliğ vazifesine çıktık. Senin bir adetini durdurdum. Vallahi yol olsaydı gidecektim. Ben orada dönmedim. Burada döndüm. Ama gene sen müsaade etmedin.
bunu nur talebelerine şefaatçi yap. Ve kaldım. Sen gene müsaade etmedin. Ben orada tembellik yaptım. Buraya kadar gelmemezlik yapmadım. Ondan sonra çıktı, sarıldı, ağladı. Ben anlamamışım seni dedi. Geri döndük ve gittik. Ve senelerce malzeme olarak kullanıyorum. Hiçbir zaman ders için derse gitmeye sakın mazerete sığırmayın. Mutlaka makul mazeretiniz var. O kabul etmiyor. Hapisten çıktım, 5,5 hapisten ilk günüm dersteydim. Çıktığım akşam. Öyle değil mi? Tepecikteydim ve dersteydim. Sakın. Çok önemli ve sizin için. Tam oradan geliyorum. Allah için tabii de size değer verdiğimi göstermek istiyor. Ben başlayalım. Saat kaç? 9:10 mu geçiyor? 10 geçiyor. 10 geçiyor. 45 dakika yapacağız. Kaçta bitirelim siz söyleyin. Yarım saat mi 45 dakika? 10 dakika 45. 45 dakika yaparız kesiyoruz. Tamam mı? O zamana kadar canlı dinlerseniz, ilk yarım saat dinlerseniz yeter bana. Tamam mı? Değilsin. Sen öyle. Kaç yaşındasın abim sen? 12. Tamam. Ben de bu paragrafı bitirip keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ve keza şu muvakkat menzillerin saltanatı daimiye makar olacak bir şekilde gireceğine pek çok deliller bulanlar vardır. Yani Allah bu kainatı, sistemi kurdu. Topraktan şeftali çıkıyor, armut çıkıyor, insan yaratılıyor, kestane koçanlar kestane çıkıyor, kuşlar ürüyor, denizde kumlar ve acı sudan balıklar yaratılıyor, hayvanlar ürüyor. Böyle bir sistem var. Hepsi aynı yerde. Dikkat edin, çok baş döndürücü bir tasarruf var. Nasıl anlarsınız? Bir evi geçindiren adam çok iyi anlar benim söylediğimi. Ne? Bir evi geçindirmek için telefon parası, su parası, elektrik parası, çocukların masrafı, kendi masrafı, gitme gelmeler, işte metroda, otobüste şu, ya bir idare etmek, ya bir karnını doyuracaksın ya. Ne kadar zor. Sen değil mi binanın şeyindesiniz. Ne kadar zor. Peki bir evin idaresini düşün. Tamam, düşündünüz mü abiler? Sizin kendinizi düşünün. Yatakhaneniz var. Düşünüyor musun abi? Abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun, işte giyiniyorsun, yıkıyorsunuz. Çamaşır makineniz var değil mi? Evet. Tamam. Allah'ın elhamdülillah bizim zamanımızda orada yoktu. Ben de yurtta büyüdüm. İlkokuldan sonra ben anne baba görmedim. İlkokuldan sonra ana baba görmedim. Nasıl da bir niyetle beni yetiştirmeye çalışıyorduysa Rüştü abi, 15 sene de anne babama da bir defa iftar yaptırmadı. 15 yıl abi. 15 yıl. 15, 12 seneyi garanti söylüyorum annemi babamı görmedim. Görmedim. Görme ihtimalim de yoktu. Soramıyordum daha. Şimdi bir insan kendisini yönetmesini düşünün. Düşüncelerini, duygularını, hislerini, arzularını, meyillerini, isteklerini, korkularını. Mahsus danlandırıyor, genişletiyorum bu misal. Ha bir düşünün, istekler, arzular, ananız istiyor sizden bir beklenti var, baba var. Burası sizden bir beklenti içinde, okul sizden bir beklenti içinde. Öyle mi arkadaşlar? Kendini idare etmek ne kadar zor. Aklımızın en büyük belası aklımızdır. Kendi düşüncelerimiz, kendi düşüncelerimizi bloke etmiş. Kendi düşüncelerimizden, kendi düşüncelerimizde çıkamayız. Kendini yönetmek ne kadar zor, anlıyor musunuz? Bir de şimdi bu kadar anlattım. Dünyayı ve kainatı yönetmeyi düşün. Türkiye değil. Dünyayı yönetiyor. Denizlerdeki 100.000 çeşit mahluk. Havada 100.000 çeşit kuş mahluku. Karada 100.000 çeşit hayvan çeşidi. Karada 100.000 çeşit bitki.
Bunların duyguları var, filin de duygusu var, timsahın da var, benim de var, kadının var, kuşun var, cinlerin var, şeytanın da duyguları var. Hepsini an ve an işitip cevap veren bir mutasarrıf, bir rububiyet, bir Allah var ya. Nasıl bir Allah? Eşin, kardeşin, annen baban ne diyor? Siz diyor ne diyorsunuz biliyor musunuz? Ya babam beni biraz anlasa ya. Babam beni biraz anlasa ya. Böyle yapsa ya. Ben baba olsaydım çocuğuma böyle yapmazdım diyorsunuz ya. İnan baba olduğunuz zaman onun gibi yapacaksınız. Çünkü öyle yapılması lazım. Buradan bakınca ben sizi görüyorum. Sen arkanı görüyor musun? Perdeleri falan onları görüyor musun? Yok. Ama ben de burayı görmüyorum. Bak ben oraları görüyorum. Ha, ne kadar farklı desem klimalar var, dolaplar var. Abi ne de var klima ya? Demek ki baba çocuğuna baktığı yönle çocuğun babaya baktığı yön farklı. Allah'ın bize baktığı yön ile bizim Allah'a baktığımız yön çok farklı olunca uyuşmuyor. Niye böyle oluyor? Niye hastalık oluyor? Niye böyle oluyor? Niye elim kesildi diyoruz bundan? Allah böyle bakarken biz de böyle bakıyoruz. He? Gaflete kapılıyoruz. Yani şu bir tanesi dedi ki ya bu zulümler oluyor, hastalıklar oluyor, kanser oluyor. Abi ya Allah niye müsaade ediyor? Demek Allah senin gördüğün, baktığın gibi bakmıyor. Senin gördüğün gibi görmüyor. Allah'ın değerlendirmesi senin gibi değilmiş demek ki. Sen bile müsaade etmezdin dedi. Allah ettiğine göre demek ki Allah senin gibi, gördüğün gibi görmüyor. Ya hakikaten dedi ya. Bak bir şey yapayım. Ya bana niye böyle davranıyor dediğin zaman şöyle yapın. Ne benim sıkıntı var? Kendinize hariçten bir bakın. Öyle bir öğrenin. Mesela şöyle diyeyim. Senin adın neydi abi? Alyosa. Kaç yaşındasın? 11. Peki şu an ben sana bir şey söyleyeceğim. Gözünü kapat. Dediğim yapabilecek misin? Herkese söylüyorum. Yapabilecek misin? İstersen gözünüzü kapatın. Bakayım becerecek misin? Kapatın lütfen ben bir şey diyeyim. Hepiniz büyükler de dahil. Tavana çıkar mısınız hayalim? Evet. Tavandan kendinize bakabilecek misiniz? Kendinizi, kafayı kaldırmayın tavana. Tavandan kendinize, kendinize bakabilme, hayal kurabilecek misiniz merak ediyorum. Zorlayın biraz. Sadece rüyada mı? Yok kaçma. Oldu. Bak, kaçma. Bana diyeceksin ben, yani hayalen tavana çık. Kafanıza yukarıdan aşağı bakın bakalım. Takka ayakı falan öbürüyor. Bir kendinizi görün. Görebilen var mı? Elini kaldırsın açmasın gözünü. 1, 2, 3, 4. Hadi bakalım yavaş yavaş. 5, 6. Yükseliyor. Hadi şey. Abdülsamet, Mustafa. Görüyor musunuz? Çoğu derste çoğu insan beceremiyor. Murat yaşlandıkça becerilmiyor. Bak gözünü kapat Murat'ım. Bu çok ilginç bir şey. Sonra cümleyi söyleyeceğim. Tavana çıkar mısın abi şeye? Hayale. Çıktım abi. Oradan kendine bakar mısın? Görebilecek misin kendini? Gördüm abi. Gördüm. Rüştü abi bizi hep yaptırırdı. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi açın. Kendinize hariçten bakamayan kimsenin gönlüne bakmaya talip olmasın. Niyet çözmedi. Niyet okumasın. Kendisine hariçten bakamayan, bakabilen yetkilidir. Kendimize hariçten bakabilirsek inan biz kendimiz gördüğümüz gibi, anladığımız gibi değilmişiz. Bir misal söyleyeyim. Allah şahit olsun. Benim yaşadığım hayat, biliyorsunuz 17 yaşından beri dershanedeyim. Bazı saatler ve manzaralar var ki Allah şahit ben filmini bile görmek istemiyorum. Allah onu bana göstermesin. Allah da onu Settar ismiyle, sizin de böyle filminiz varsa o da bakmasın. Çünkü Allah bir kulunu severse diyor, bir hadiste gördüm. Çok seviyor. Düştüyse Allah o günahına bakmaz. Bakmamazlıktan geliyor. Bu manada bir hadis var. Diyorum ki ya Rabbi şu günahlarım var ya şunlar. Bu hadisi şerife mazhar eyle.
Biz utanıyoruz kendi günahımızdan da. Allah dese ki bunu niye yaptın, ne diyeceğim ya? Tamam. Şimdi niçin o kadar uzattım? Kendimizi yönetmek bu kadar zor. Aileyi yönetmek bu kadar zor. Mahalle muhtarı olmak, belediye başkanı, başbakan, genel kurmay, cumhurbaşkanı olmak öyle dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Ben de sizin yanınızda orada oturuyordum. Rus'ta bir ders yapardım. Böyle davranacağım talebelere. Böyle ders yapacağım. Bu olmadı. Keşke böyle deseydi. Allah. Şurada da yer vardı. Öyle değilmiş. Sen kendi pencerene bakıyorsun. Ama bak ben bu kadar karabalığa bakıyorum. İlimle dalalete giden çoktur tarihte. Sadakatla, teslimiyetle dalalete giden bir tane yoktur. Teslim olun abilerinize. Korkma. Yanlış da yoksa doğru. Peki nereye geliyoruz? Allah bu kainatı, dünyayı, kainat uzun. Hayal edemez. Şu dünyayı var ya şuraları. Allah idare ediyor biliyor musun? Erikler bak şimdi çiçek açtı, dutlar mesela. Ha diyor ki, maaza bu alemi icat edip öteki alemi icat etmemek. Yani bu kadar masraf yapacak. Ha? Allah bu dünyayı kurdu. Şimdi dutlar çıkıyor. İnciller çıkıyor mu mümin? Çıksın abi. Dua ediyoruz. Dutlar var, kirazlar var, armutlar var, domatesler, biber, kavunur. İdare ediyor mu? Ediyor. Yes, besleyecek bizi gençler. Allah besleyecek, besleyecek. Bu kadar güneşi lambası var. Nazeni, nazik olan şu misafirini, tamam mı? Şu kulların, insanları bu kadar besleyecek, dikkat edecek. Ondan sonra toprağa sokacak, diriltmemek üzere öyle bırakacak, çürütecek. Lan sen yapmazsın ya. Ya kalemim yok bugün. Kalemim pat diye düşse. Bir dakika ya kalemi basma ya, verin ya, kalemim düştü. Niye kalemim düştü ya? Senin bir kalemine bastırmıyorsun ya. Kırılmasına müsaade etmiyorsun ya. Cep telefonunuzu atar mısın çöpe? Hayır. Allah seni niye çöpe atsın ki o zaman? Cep telefonu kadar Allah nazarında biz değerli değil miyiz? Değerliyiz değil mi? Ya tamam. Yani sen cep telefonu atamazsın ya telefonu. Atan olur mu? Olursa da 155'e telefon edin, Bakırköy'e git. Akıl hastanesi. Sen telefonunu açmak atmazsın çöpe de. Allah bu kainatı, şu dünyayı var ya. Meyveleri, ağaçları, dutları, sığırları, kuşları, karıncaları, timsahları, sırtlanları. Anneni, babanı, dedeni, teyzeni, halanı yaratacak. Diriltmemek üzere sizi çöpe atacak. Dalga geçecek yani, tövbe. Olur mu ya? Olmaz. Allah benim bildiğim Allah yapmaz. Yapmayacağını da söylüyor. Bazısı ayarsızlar çıkıyor, kendini bilmez. Allah öyle yapacak diyor. Allah diyor ki beni benden daha iyi mi biliyorsun diyor. Yapmayacağım diyorum. Zındık diyor ki dinsiz. Yok yok bizi çürütecek. Yapmayacağım diyorum diyor. Yapmayacağım diyor. Cenab-ı Hak Allah'ı Allah'tan daha iyi mi biliyorsun? Allah'ı Allah'tan daha iyi mi biliyorsun tabi aşağı? Allah diyor ki beni benden daha iyi mi biliyorsun? Yapmayacağım diyor. Sizi diyar-ı ahire başka bir aleme götüreceğim diyor. Teris edeceğim diyor. Ölüm denilen şey pasaporttur diyor ya. Mekke'ye, Medine'ye gittiğimiz Emre bekletiyorlar ya. Gel kafanı kaldır. Resim çektir. Ha, sonra geç. İşte o kadar tutuyorlar kuyruğu hakkı değil mi? İşte kuyruğa gireceğiz tabii. Haşim meydanı kuyruk işte. Bakacaklar kafanı kaldır. Bak bakayım sabukan var mı? Tamam mı? Kaçak mısın? Nesin? Ha yok. Kur pasaportu. Hadi geç. Geç Kabe'ye gir hadi. Yok pasaportunda şey yani sen aranıyorsun. Türkiye'de cinayet işlemişsin. Uluslararası araba şeyi var. Hemen zile basıyorlar şöyle bir ayaklarına. Tak iki polis gelir. Gel kardeş hesap ver bakalım. Ne Kabe? Biz malımızı çöpe atmıyoruz. Allah da, Allah'ın da malı biziz. Allah da atmaz. Peki, niçin bazıları diyor biliyor musun Said'im? Bazıları ne diyor biliyor musun? Tam bir şey söyleyeceğim gerisini sen doldur abi. Tamam Said? Kendi elinde paradan başka bir şey olmayan insan
her şeyi mal zanneder. Bir daha. Elinde paradan başka bir şey olmayan her şeyi mal zanneder. Hani var ya şöyle bir cümle. Elinde çekişten başka bir şey olmayan insan her şeyi çivi zanneder ya. Başka bir şey yok ki, çekiç var. Her şeyi ne zanneder? Çivi zanneder, her şeyi bir vurmak ister. Geçiyor. Her şeyi çivi zannediyor. İşte mal olanlar, mal zannediyorlar kendilerini. Bir daha söylüyorum. Elinde paradan başka hiçbir şey yok, bir para. Her şeyi paranın yapacağını inananlar, para için her şeyi yapan tipler ya. Bunu 15 sene önce demiştim. Her şeyin paranın yapacağını söyleyenler, para için her şeyi yapan tiplerdir. Elinde paradan başka bir şey olmayanlar, her şeyi bu olanlar, her şeyi mal zannederler. Her şeyi onun alınacağını zannediyor. Allah parayla alınacağını zannediyor. Demek ki Allah böyle bir sistemi yarattı. Sonra bu alemi icat edecek, öteki alemi icat etmemek ve bu kainatı vücuda getirip öteki kainatı getirmemek, bu dünyayı yaratıp öteki dünyayı yaratmamak imkan yoktur. Tam da niye yapmasın? Yani aciz mi? Yaptı zaten. Ne yapacak biliyor musun? Ölmemek için. Dünyada niçin ölüyoruz diye şartacağız da var. Bir, bulu çağına kadar giren çok. Vücuda yediğimiz çok, harcanan az. Büyüyoruz. Bak genetiği yapacağım bir daha. Bulu çağına kadar vücuda giren çok, çıkan az, onun için büyüyoruz. Ondan sonra 33 kemal yaşı var. Giren çıkan eşit. 33'ten sonra kafa aşağıya dönüyor. Giren az, çıkan çok olunca harcama yavaş yavaş kendini koveriyor, ölüyor. Cennette girenle çıkan eşit. Bitti. Zaten cennetin erkekteki yaş 33'müş. Hanımların yaşı 18 olacakmış. Orada da hayatı kral gibi yaşıyorlar. Cennette de kadınlar nasipli 18, erkek 33. Abi erkekleri huri var, bize ne var falan diyorlar, tamam mı? Ben de diyorum ki orada da gene kral sizsiniz. Niye? Cenneti söylüyorum. En güzel erkekler olacak. Ondan daha düşük dünyadan giden Müslüman kadınlar olacak. Ondan daha düşük güzel huri olacak. Dünyada kadınlar sevilen, erkek seven. Ahirette erkekler sevilen, kadınlar seven olacak. Güzellik bakımından en tepede erkekler, sonra dünyadan giden Müslüman hanımlar, sonra huriler olacak. Bak. Erkek huri alacak. Kendisinden iki kat düşüğünü alacak. En güzel erkek. Ondan düşük kim? Dünyadan giden kadınlar. Ondan daha düşük huri. Kendisinden düşük alacak. Buradan giden kadınlar kimi alacak? Kendisinden daha güzelini alacak. Gene şanslı. Kendisinin daha güzelini alıyor. Ben kendimden daha güzelini alamıyorum. Kendimden daha düşük alıyorum. Gene şanslı sizsiniz lan dedi. İtiraz yok abi. Gülüyor da. Öyleyse iyi ya diyor. Herhalde iyi. Her yerde şanslısınız. Cennet babalarının ayağının altındadır. Değil midir? Bak. Kimin altındadır? Annelerin ayağında. Ya bir de anneler diyor ki bize değer vermemiş. Allah cenneti ayağının altına koymuş. Benim ayağımın altına koymamış. Bir de bana az değer verdi diyor. Nasıl değer vermiş? Esas sana değer vermiş. Analarınızı memnun edeceksiniz. Analarınızı memnun edeceksiniz. Analarınızı memnun etmediniz mi? O zaman yani dünya biraz şey olur. Sıkıntılı olur. Biz kapatmamış mıyız? Demek ki iyi ki kimse girse aramadık. Rezil olacak. Demek ki Allah çöpe atmayacak. Çünkü niye bu kadar masraf etti? Sanatım geliyor. Bu dünyayı yaratıp öteki şeyi yaratmamanın
Ne gerekçesi olabilir? Ne yaratmayacak? Allah yorulur mu? Yok. Girenle çıkan eşit yaptım ama sana cennet. Mesela meyve cennette koparttığınız anda oluyor. Dünyada da şöyle yapsa, bir meyveyi koparttık, kaç ay sonra meyve oluyor? Bir. Bir yıl sonra değil mi? Mesela dutu koparttık. Bir daha aynı yere dut olması için ne kadar zaman geçmesi lazım? Bir yıl. Dünyanın hızı 108 bin kilometre hızla dönüyor saatte. Dünyanın hızını iki katına çıkarsak meyve kaç ayda bir olur? 6 ay. Peki dünyanın hızını 3 katına çıkarsak meyve kaç ayda bir olur? 4 ayda bir. 4 katına çıkar? 2. 3 ayda. 6 katına çıkar? 2 ayda. Dünyanın hızının 2 kat 24 katına çıkar kopattığın anda 0.5. He? 0.2 yedir. Kaç yaşında senin? Aferin Zeken. He? 13. Bak görüyor musun? Peki koparttığımız anda dünyanın hızı 108 bin kilometre hız. Dünyanın hızını öyle yükselsin ki koparttığın anda hemen o kadar hızlı dönsün ki hemen meyve olsun. Zannediyorum dünyanın hızını 24 katına çıkarırsan herhalde koparttığın anda olur. Al sana cennet. O zaman mümin yediğin hemen buharlaşıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Dutu yedin, yok oldu. Lezzet aldın, yok oldu. Tak tak tak. Lan güzelmiş ya, hep lezzet. Bir tanesi dedi ki, ya diyor yemek yerken dedi keşke kafama buradan kessem. Ha burada mideye gitmese de hep ağza böyle lezzet alsam boşa gitse. Böyle. Böyle pis boğazlar da var Murat. Hiç hatırına geldi mi böyle bir şey? 40 yıl aklıma geldi. Abi kafayı kessem dedi. Niye dedim? Ya şu meyveleri yesem dedi. Torbaya gitmese, dolmasa da. Ha böyle dökülse ama o lezzeti alsam dedi. Lan sen İtalyan mısın dedim ya. İtalya'da bir ayet varmış. Yiyorlarmış. Tekrar lezzet almak için elini sokup kusuyorlarmış. Tekrar yiyorlarmış. Böyle mahluklar da varmış. Allah'ın ne mahlukları var ya. Çünkü Allah aciz değil, bu dünyayı yarattı, ahireti de yaratacak. Çünkü rububiyetin saltanatı mükafat ve mucizat ister. Yani Allah tasarruf ediyor. Hakimiyet mükafat ve ceza iktiza eder. Mesela şimdi bir tanesi kaymakama gitse çatalcıya. Neden serseri serseri oturuyorsun? Kim demiş lan senin vazife olduğunu? Hiçbir şey değilsin falan deseler. Adam ne yapar? Sinir olur. Tutuklar. He? Tutuklar. Hapishane bile olmasa kendisi bir zindan yaptırır. En azından kızar değil mi? Evet. Şimdi dese ki Allah Allah'a da bu kainatı yaratan Allah'a da bazı zındıklar diyor ki Allah değil diyor. Buraya tasarruf edemez diyor. Yapmamıştır diyor. Ama Allah dünyada cezasını vermiyor. Ahirette cezasını. Tabii. Demek ki ihmal etmiyor. Tehir ediyor. Ve keza sani alimin her şeyi içine almış ve her şeyi istila ve istiab etmiş bir rahmet-i vasiyası vardır. Allah nasıl bir şey? Her şeyle, bak her bir şeyle her şeyi bize gösteriyor ve yapıyor. Bir şeyle her şeyi yapıyor. Nedir o? Toprak mesela. Bir toprak. Topraktan bir şeyden her şey yapıyor. Bir şeyden çok şey yapıyor. Nedir? Topraktan. Her şeyden bir şey yapıyor. Bu kadar yediklerimizi, vücudumuzu yapıyor. Böyle bir Cenab-ı Hakk'ın rahmeti var yani. Bak bakayım rahmet olmadığı yere bakın. En basit düşünmediğimiz bir rahmeti söyleyeyim size. Hani hiç düşünmediğimiz. Hiç böyle otobüslerde, uzun yollarda veya başka yerde tuvalete sıkıştığınız oldu mu? Evet. Peki otobüsü durduramıyorsunuz. Ama tam böyle patlayacak yani donunuza yapacaksınız. O zaman en büyük nimet nedir? Tuvaleti bulmak. Tuvaleti bulmak. Çünkü tuvalete girip tam pantolonu çıkarana kadar donuna yapanlar çok var. Ne anlatacağım biliyor musun? Allah'ın en büyük nimeti rahatça iştahlı yemeği yiyip rahatça keyifle tuvalete gidebilmektir. Değil mi? Ne kadar nimet? Psikolojisi bozuk olanlar, panik olan, asabi olmuş, moral bozuk. Tuvalete bile gidemez. Bağırsak kilitleniyor, kabız olur. Rahatça tuvalete gidebiliyor musunuz?
Yürüyüp terleyebiliyor musunuz? Gülüp ağlayabiliyor musunuz? Sevip nefret edebiliyor musunuz? Uyuyup uyanabiliyor musunuz? Ha? Bunlar, rahat nefes alabiliyor musunuz? Bunlar en büyük nimetlerdenmiş. Tuvalet deyip geçmeyin ha. Bir arabadasınız, her şeyiniz tuvalet. Olan nerede olacak ya tuvalet? Artık ya tuvaletleri hayal edersiniz. Demek ki gözükmeyen nimetleri görüyor musun? Ne kadar büyükmüş. Şimdi bunu bile Allah tuvaletten bile lezzet aldırıyor bize. Öyle mi? Aynen. Tuval, böyle bir Allah sana merhamet edecek, ta tuvaletten bile lezzet alasın diye merhametini genişletmiş. Seni İstanbul Belediyesi bile o topladığı çöpü atmıyor. İhaleye veriyor. Çöplüğü alanlar ihaleli ha. Çöplükte duruyorlar. Gelen malzemeleri ayıklıyorlar. Neler var? Neler çıkıyormuş? İstanbul Belediyesi bile atmıyor. Değerlendiriyor. Onu yaptıktan sonra ayrıştırıyor. Yüksek fabrikalara verip elektrik imal ediyorlarmış. Bazılarından gübre yapıyorlarmış. Allah seni atacak. En azından gübre yapar seni ya. Ya en azından ya. Şeftaliye gübre olursun. Demek ki her tarafı kuşatmış Allah'ın rahmeti var. Başka bir şey geliyor. Saatimde geldi. Validelerin hatta bir cihette nebatatın evladına olan şefkatten ve küçük zayıf yavruların suhuletle rızıkları o rahmet deryasından bir katredir. Mesela Allah bize merhamet vermedi mi? Verdi. Sen şimdi bir adamı kuyuya indirip boğulsun veya aşağıda sırtlanlar var, timsahlar, köpekler var, aç fareler, atar yedirir misin ya? Niçin hayır? Çünkü size yaratılan konular merhamet müsaade etmez. Size bu merhameti veren Allah, onda daha çok merhamet yok mu? Var. Var. O zaman ben yapmadığım bir şeyi yapmamam için bana o duyguyu veren Allah da beni yapmayacak. Çünkü Allah'ta şefkat var. Anneleriniz size şefkat ediyor mu? Ediyor. Çürüyüp yok olmanızı istemez. İyi yerlerde olmanızı ister değil mi? Okusun bir adam olsun. O yüzden buraya gönderdim. Evet değil mi? Peki annelerimize, et ve kemik olan annelerimize bu şefkat veren kim? Allah. Allah da bizi iyi yerlere gelmemizi sağlıyor, ister. Şu toprağa çürümemizi madem istiyordu, niye bizi besliyor ki bu kadar? Sen mesela bir adam düşündün mü, gördün mü? Mercedes almış ve en iyi bir arabaya binmiş, almış tabir mi de vallahi bunun nasıl yandığını görmedim diye tutuşturur musun? İyi bir ev yaptın, donattın, kirbitle yakıyorsun. Sen bunu yakar mısın ya? Allah da demek ki bu dünyayı yakmayacak ya. Sen arabayı yakmazsan Allah da seni yakmayacak. De şu fani dünyada bu kısa ömürde şu kadar zahmet ve belalar ile karışık, zayıf ve gayri sabit olan şu nimetler ve ebedi beka isteyen insanlar arasında münasebet yoktur. Yani Allah İnsana çok kıymet vermiş. Çok kıymetli nimetler önüne sermiş. Kendisine değer vermiş. Ama sanatı kıymeti yüksek, müddeti kısa, ömrü kısa olan şu nimetler ibret içindir, mana içindir. Düşünmek içindir, bizi inşa etmesi içindir. Ve 60 sene, 70 sene neymiş ya? Ömrümüz çok kısa ama kıymetimiz çok yüksek. Demek ki burada şöyle bir şey söyleyeyim size. Allah film çektiriyor, tamam mı? Ruhlar aleminden ta cennete gidene kadar bir film var. Said, bu misal ezbela. Ruhlar aleminden cennete girene kadar film çekiliyor, film. Başrolde sen oynuyorsun. Ya bazı filmler biliyor musunuz Malatya'da çekilmesi lazım sahne. Sahneyi orada alması lazım. Bazı Tekirdağ, bazı Almanya'da. Bazı da ne bileyim Almanya'da, Kuxafen'de yüzlerce kilometre deniz çekiliyor. İnsanlar yaya at arabasıyla daya gidiyor. 6 saat gelmeden insanlar geri geliyor. Sonra deniz geliyor. Okyanın
Gemiler çalışıyor. Filmde bu sahneyi alman lazım. Ne yapman lazım? Oraya gidip o filmi orada çekeceksin. Kaç dakika sürer? 3-5 dakika. Allah da ruhlar aleminden cennete kadar bizim bir filmimizi yapıyor. Bir sahne almamız gerekiyor. Dünya gerekiyor. 60 sene hayat koca filmin bir sahnesiymiş. Onun için gelmişiz. Sahne aldık. Başrolde siz oynuyorsunuz. Sizin filminizde başrolde sizsiniz. Ben yan oyuncuyum. Benim filmimde ben başrolde benim, siz yan oyuncusunuz. Yani bir neyi konu istiyorsa oraya gidip sahne alıyorlar. Ha, biz de dünyaya bir uğradık, sahne aldık, gidiyoruz. Ebedi beka isteyen insanların arasında, yani fıtratımızda beka var ama fani değiliz. Evet istiyoruz, sonluyuz. Her yerde olmak istiyoruz, bir yerdeyiz. Dert, keder istemiyoruz, bela istemiyoruz ama böyle bir şey. Ha demek ki isteğimizle yaşadığımız dünya çatışıyor. O zaman biz buralı değiliz. Buraya ait değiliz. Sahne almaya geldik. Ya burada soğuk duruyor. Ne yap, bir film çekeceksin 10 dakika ya. Ne karla soğukla uğraşıyorsun ya. Film çek git, arabana bin gitti ya. Yani sen burada ya bu şehirde yaşamayacaksın. Abi burası çok soğuk, yok yollar, asfalt değilmiş bilmem ne. Şöyle ya değil mi? Lan sahne alacaksın ya 10 dakika çekim var, yok ondan sonra gideceksin. Ha, dünya ile meşgul olmayın. Allah Resulü diyor ki, Resulullah diyor. İki alemi birbirine bağlayan bir köprü var diyor, eski. Siz diyor bu köprüden geçin. Bu köprünün bazıları kırılmış, dökülmüş, eskiliğine bakmayın, geri dönmeyin. O köprü dünya. Ezel, ebed alemleri arasında dünya bir köprü. Dünya köprüsünden geçtikten sonra tamiriyle uğraşmayın diyor. Çekip gidin diyor. Ve aynı zamanda iade edilmemek üzere zeval, nimeti nikmete, şefkati zahmete, muhabbeti musibete, lezzeti eleme, rahmeti zıttına kalbeder. Son cümle buydu. Bir daha tekrar ediyorum. Eğer ahiret yoksa, dünya ve ahiret yok, ne anlama geliyor biliyor musun? Nimet var ya, elma, armut. O nikmet olurmuş. Bela olurmuş. Şu, ne demek? Şimdi çocuğa eve geldiniz, baba, abi, size abi der. Abi ne getirdin? Çikolata gösterdin. Vermiyorsun. Ne yapar çocuk? Allah Allah, uyur değil mi? Madem vermeyecekti, niye gösterdin de adamı sıkıntıya sokuyorsun? Değil mi? Ha, Allah eğer ahireti haşa yaratmayıp da şu dünyada dutları, kirazları, incirleri yaratıp sonra doymuyor, gene yiyor insan acıkınca. Ahirette bekada vermese bu nimet zıttına inkılap eder. Nikmet olur. Başka ne olur? Şefkat biz, yarattı da bize. Size bir bardak su verene, otobüste bir koltuk verene 10 dakika 20 dakika için teşekkür gerekmiyor? Gerekiyor. Bir tanesine siz oturuyorsunuz, yaşlı amca geldi, dede babana geldi, tabii kalktınız. İnsan bakar da evladım teşekkür ederim. Etmese şimdi duruyorsunuz, hatta hiç böyle. Sen demesin ulan şu kabaya bak, sapa bak ya. He? Deriz değil mi? Şuna bak ya. Ulan bir teşekkür bile etmedi ya. Şimdi Allah sana koltuk vermedi ya, dünyayı verdi lan. Seni sana verdi. Bir kaldır da kafanı ya Rab, teşekkür ederim diye ya. Ha, o zaman seni şefkatle besleyen, şefkatle yaratan Allah ahireti vermese şefkat zahmete döner. Muhabbet musibete döner. Lezzet eleme döner. Rahmet zıttına kalp olur. Allah bunlardan da münezzeh. Senin sıkıntı çekmeden Allah haşa lezzet mi alır? Peki. Saat kaç oldu? 45 geçiyor. Yani kaç gece başladık? 10 gece başladık. Kaç dakika oldu? 35. Biz ne dedik? 45 dakika. 10 dakika yaşasın, erken bitirelim. Sağ ol. Sağ ol abi. Tamam. Sözümüzde duruyoruz. Siz de sözünüzde durun. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه